An ilk geldiğim haftalardı. Beni çok zorlamıştı ve yedek yarışmacı olarak girmem. Zaten adaya alışma sürecim. Yarışmacılarla beraber nasıl söyleyeyim? Onlara ayak uydurmam aslında. Sonradan geldiğim için ayak uydurmam çok zor oldu benim için. Tabii ki işlerine girmek çok zordu. Kendime yakın hissettiğim insanların yanına gitmeye çalıştım. Daha rahat sohbet edebileceğim insanların yanına gitmeye çalıştım. Bunlardan birisi zaten Çağrı abiydi. İlk haftalarda fazla bir muhabbetimiz olmamıştı. Ondan sonra yavaş yavaş adaya alıştığım zaman Çağrı abiyle gerçekten abi kardeş samimiyetini yakaladık. Adada sevmediğim insanla kalmak benim için çok zordu. Çünkü samimi gelmeyen insanlar vardı zaten bana. Bunu devamlı dile getiriyordum. O insanların samimiyetsizliğini görünce bir şekilde soğuyorsun. Daha da zor oluyor senin için Survivor. Survivor zaten dünyanın en zor yarışması gerçekten. Her anlamda. Benim için zaten bir ailem var, eşim var, bebeğim var. O beni çok zorluyordu. Benim elenmemin ardından takımımda en çok değişecek şey artık Doğan'ı potaya yazamayacaksınız. Bunu söylüyorum. Devamlı Doğan'ı potaya yazıyordunuz. Şimdi yazacak bir Doğan yok. Bir Doğan Keser geldi geçti Survivor'dan. Devamlı potalardaydım zaten. 3 ya da 4 kez potaya girdim. İlk haftalar girmem zaten benim için çok büyük bir heyecandı. Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. İlk hafta gelmişsin. Kimseyi tanımıyorsun. Kimse seni tanımıyor tam anlamıyla. Ama o potalardan çıktım. O potalar bana güç kattı. Performans anlamında gerçekten güç katmıştı. Yavaş yavaş açılmaya başlamıştım. Şimdi adada ne olur? Çağrı abi çok yalnız kalır ya. Çağrı abi gerçekten çok yalnız kalır. Çünkü son dönemde gerçekten herkes kartını açmaya başlamıştı. Çağrı abiyle devamlı istediğimiz buydu zaten. Herkes kartını açsın demiştik. Çünkü her tarafta dediğimiz gibi kulisler dönüyordu. Ve biz bu kulislerin dışında kalıyorduk hep. Normal hayattan bahsediyorduk her zaman Çağrı abiyle. Bu bizi mutlu ediyordu zaten. Adada tek ayakta tutan şey bizim için buydu. Herkes adada kalmayı hak ediyor baktığın zaman. Çünkü herkesin bir hayali var. Şampiyon olmak. Survivor'un sonuna kadar gitmek. İnşallah herkes istediği yere ulaşır. Ben şöyle söyleyeyim. Sonuna kalmaktan ziyade burada olmayı, bu halde olmayı tercih ettim. O yüzden çok mutluyum. Sonuna kadar da gitmeyi isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış. Gerçekten konseyde de söyledim Acun abiye. Ben gülerek geldim, gülerek gidiyorum. Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Çünkü içimden geldiği gibi davrandım. Herkesin de öyle olmasını istedim. Agresiftim. Çünkü normal bir hayattan buraya gelmek, burada o yaşantıya, kurallara ayak uydurmak çok zor çünkü. Açsın, hiçbir şeyin yok. Tamamen açlıktan ibaret her şey aslında. Yani savaştığımız sahne açlığımızı bir nebze olsun doyurmaktı. Survivor'da favori ismim gönüllülerde Poyraz olur. Çünkü karakteri de güzel, kendi de güzel. Performans da çok iyi. Takdir ediyorum onu. Ünlülerde inşallah Çağrı abi olur. Sonuna kadar destek vereceğim zaten. Ama performans olarak bakarsak ünlülerden de İsmail Balaban olur. Çünkü kondisyonu çok iyi. İstikrarlı gidiyor. Yarışlarda da iyi. Batuhan da olabilir. Ama Batuhan şöyle olur. Kurduğu sahnelerden devam ederse Batuhan da olabilir. Çünkü çok fazla Survivor izlemiş. Herkesten bir şey kapmış. Onu devam ettiriyor. Baktığım zaman gerçek Batuhan o değil aslında ama kurduğu hikaye devam ediyor. O da olabilir. Barış o günkü oyunda karnım ağrıyor demişti. Ben inanmamıştım zaten buna. Hala da inanmıyorum. Çünkü o gün Barış abinin karnı ağrımıyordu. Bunu bir trip olarak yapmıştı. Bunu da ben görmüştüm. Söylemiştim. Bir iki kişi oradan Barış'ın halka atışlarının güzel olduğunu söylemişti zaten. Ben de onlara resmen yalvararak dedim ki Barış abi çık oyunu alalım. Hani karnının ağrıyacağı bir parkur değil burası demiştim. Bir tartışmamız öyle başladı. Ondan sonra devam etti. Adada bir gün biz Çağrı abiyle sahilde gezerken pilav kararı almışlar yapmayı. Ödül oyununa giderken bizim haberimiz yok. Bize danışmadan
Yani biz takımın içinde değil miyiz tavrında ben birine söyledim orada. Öykü'ye söyledim herhalde. Barış da oradaydı. Ondan sonra bize niye sormuyorsunuz dedim. Barış'ın karnı ağrıyormuş. Pilav yapacaklarmış. Bizim haberimiz yok. Ve Barış'ın için yapıldığından haberimiz yok. Tabii ki yapılabilir pilav. Ağrıyorsa eğer sıkıntı yok. Kendi payını yapabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra ben böyle bir söylemde bulundum. Ve o zaman da bilmiyordum. Niye pilav yaptınız? Barış için mi yaptınız? Barış için yapılan pilavı bilmiyordum yani. Normal bir şekilde ödül oyununa gideceğiz diye pilav yaptık sanıyorum ben. Ondan sonra dedim ki ödül oyununu kazanamazsak ne yiyeceğiz adaya geldiğimizde? Son pirincimiz gibi bir şeydi çünkü. Aç kalacağız demiştim. Ondan sonra bir olay. Barış abi barakada benim yatağıma konuşarak, ben de kızlar barakasının orada oturuyordum. Benim yatağıma konuşarak dedi ki bunun yüzünden işte bunlar yüzünden o tarz bir şey söyledi. Ben de kalktım dedim ki bana mı diyorsun dedim. Evet sana diyorum dedi. Küfür etmeye başladı. İlk küfürü duydum. Ayağa kalktım. Çok ağrıma gitti çünkü. Kimse kimseye küfür etmemişti o güne kadar. Benim ağzımdan da kimseye küfür çıkmamıştı. Barış abi direkt şahsıma küfür ettiği için ben de kendimi tutamadım. Ben de kötü sözler küfür ettim. Kullandım. Ama olayın başlangıcı çok ağır olduğu için bunu kaldıramadım. O yüzden zaten ben ona küfür ettim. Ondan sonra üstüme koştu. Ben karaktersizsin, karakterin zayıf, karnın ondan ağrıyor o tarz cümleler kullanmıştım. Küfür ettikten sonra kendime yediremedim onu hiçbir şekilde. Çünkü Barış abinin samimi olmadığını zaten düşünüyordum. Bu tavrıyla zaten samimi olmadığını, içinde başka şeyler döndüğünü zaten tamamen yansıtmıştı zaten o küfürle bana. Ondan sonra üstüme koştu. Ben tabii ki de güldüm. Yani karnının ağrıması benim için dümendi. Sahneyi ben de kurdu. O sinirli tavırlarını. Ben de ona söylemde bulununca daha çok yükseldi. Yediremedi kendine. Üstüme koştu. Bana bir daha küfür etme diye ben çekildim. Ondan sonra Çağrı abiyle adanın başka ucuna geçtiğimizde sinirimden ağladım zaten. Çok sinirlenmiştim. Çünkü senin de çocuğun var, benim de çocuğum var. Gerek yok. Normalde neşeli bir insanım. Sivil hayatımda. Survivor'a geldiğimde ilk dediğim gibi 10-15 gün kendime gelemedim. Ondan sonra kendime geldiğimde de zaten bir 10-15 gün içinde insanları yavaş yavaş tanımaya başlamıştım. Espri yaptığım zaman bir gard alınıyordu. Espri yapıyorsun. Espriyi bir 5 kere daha anlatman gerekiyordu. O yüzden ben de biraz geri çekildim. Yani şimdi insanlar espri yapıyor adada. Ve tamam duyuyorum. Tabii ki de gülmek zorunda değilim. Ama komikse zaten gülüyoruz. Ama sen bunu 5 kere bana aynı şekilde hani oldu mu diye sorarsan zaten hiçbir şekilde gülemeyiz. Ben de bunu gördüğüm için biraz daha kendimi içime kapattım. Beni zaten yemek, açlık çok zorluyordu. Ama gerçekten sadece Çağrı abiyle gülebiliyordum. Çünkü kendi sohbetlerimizi yaptığımızda, normal hayattan konuştuğumuzda gerçekten makara yapıp gülebiliyorduk. Batuhan'la devamlı tartışmamız oluyordu. Adada da, oyunlarda da. Şöyle bir şey var. Her zaman dediğim gibi yani. Batuhan çok güzel kurup gelmiş kendini. Ve onu oynuyor. Oyuncu olduğu için güzel oynuyor. Ama tabii ki de böyle konuşurken oynayabilirsin. Ama konuşmadığın zamanlarda da biz adada gerçek Batuhan'ı da görüyoruz. Aslında Batuhan neşeli bir çocuk ama bunu çok kafasında kurduğu için Survivor'ı bir şey haline getirdiği için kafada o da kendini yansıtamıyor. Ama gerçekten mükemmel oyuncu. Onu tebrik ediyorum. Survivor'da oynadığı için ben de buna sinirleniyorum. Gerçek yüzünü görüp başka yerlerde başka hareketler yaptığı için ben bunlara sinirleniyorum sadece. O yüzden de tartışmalarımız oluyordu. Ben de Adnan Ziya Yiğit'in yalısı değil burası dedim. Oradan bir mevzu patladı. Yani genelde Batuhan'la takışmalarımız oluyordu dediğim gibi. Ama sahneler çok farklı. Burada böyleysen burada da böyle ol diyorum. Ama aynı şekilde olmuyor. Ama dediğim gibi mükemmel oynuyor. Yarışma esnasında ben sadece atışıma odaklandığım için, yan tarafa bakmadığım için Berkay o ara 3 tane atmış. Ben de tam arkasına 3.
atışımı yapmıştım, girmişti. Ben de sevindim. Berkay'a bakmadığım için, Berkay benden önce atmış, görmedim onu zaten. Ondan sonra sevinirken, onlar da seviniyor. Dora geldi, sarıldılar. Sen niye seviniyorsun tarzında bir şey söylemişti bana. Ben dedim ki sana ne oluyor yani, ben sayıyı aldım sanıyorum. Sana ne oluyor oğlum dedim. Yani aslında normal hayatta böyle konuştuğumuz için oğlum kelimesi çok ağır gelmiyor. Bunun için özür dilemiştim zaten. Ondan sonra göğsünü kabartarak bana geldi. Orada bir kavga başladı zaten. Ondan sonra Çağrı abi gelmişti. Çağrı abi de bir saldırma bir şeyler olmuştu. Poyraz'a mı refleksle ellerini indir tarzı bir şey yapmıştı falan. Ondan sonra ben de Dora'ya dedim ki abi takılıyorsun. Abiler İstanbul'da kaldı dedim. Eğer abilik yapmak istiyorsan göğsünü kabartmayacaksın. Orada ben çünkü tam yarış esnasında her şey olabilir yani. Agresiflik olabilir, stres olabilir, heyecan olabilir. O an bir çıkışma bana göğsünü gösterirsen kusura bakma ben de sana göğsümü kabartırım. Ben de yaşça büyük olduğu için abilik yapacaksan eğer bu göğüs kabartmayı yapma dedim. Çünkü ben de sinirlendim ondan sonra. Ondan sonra bir zeytinburnu muhabbeti çıktı oradan. Yunus Emre zeytinburnu çocuğu zaten ne bekliyorsun tarzında bir cümle kullandı. Ben duymadım onu. Çağman falan duymuştu herhalde. Bana söylemişti. Ben de gene sinirlendim bunun üstüne. Hani zeytinburnu çocuğu ne alaka? Ya bunlar Survivor'da oluyor. Her şey oluyor. Önemli olan niyet. Dora da iyi niyetli. Sıkıntı yok ama yarış esnasında oluyor bunlar dediğim gibi. Ondan sonra Birleşme Partisi'nde de konuştuk zaten bunu. Çağrı abi çok üzüldü. Gözyaşlarını tutamadı. İlayda gözyaşlarını tutamadı. Sergen gözyaşlarını tutamadı. Son zamanlarda samimi olduğum insanlar Sergen, İlayda. Onların da kalbinin temizliğine güveniyorum. Arkadaşlarımın yani ben elendiğim zaman üzüldüğüne inanıyorum. Belki üzülmemiş olan insanlar da vardır. Ama ben buna inanmak istiyorum belki. Ama dediğim gibi benim için Survivor çok güzel geçti. Tabii ki tam anlamıyla kendimi yansıtamadım burada. Hem sporcu da değilim. Aslında başka bir iş yapıyorum. Tamamen benden uzak bir iş. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ama güzel şeyler kattı bana. Hayatımda da bunlar inşallah devam eder. Ama gülmeye devam edeceğiz. Hiç sıkıntı yok.